Merhaba sevgili izleyenlerim, can dostlarım ve ama şu an herhangi bir yerde imkan bulup da beni izleyen depremzede vatandaşlarım, canlarımız. Bu videoyu herhangi bir şekilde depremdeki hasarları atlatıp, kurtulup, bir yerlere sığınıp, hani kafasını dağıtmak için şöyle kendi telefonuna bakma şansı olan veya ver deyip arkadaşımdan telefonunu alıp biraz kafamı dağıtayım deme şansı olan depremzede dostlarıma çekiyorum. Çok büyük bir şey atlattık ve hala da atlattık zannediyor birçoğumuz, bunun farkındayım. Ah 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 benim depremzede kardeşim. İnşallah şimdi kurtulmuş olup da sevinç içinde olanlarınızdan bazıları beni izliyordur da şöyle aramızda güzel bir sinerji, ısı oluşturmak istiyorum. Öncelikle tekrar ilk olarak siz depremzedelere gerçekten geçmiş olsun diyorum. Yani bugün Kahramanmaraş tarafında olur, yarın İzmir'e yakın bir yerde olur, hatta öbür gün Marmara bölgesinde olur. O zaman da o günkü depremden zarar görmemiş olanlarınız bizlere veya bir başkalarına yardım edeceksiniz. Şu an biz imkanlarımız dahilinde, yani İzmir, Ankara, İstanbul, Konya gibi yani zarar görmeyen illerimizden birçok insan sizlere tabii ki yardımlar yağdırdı, yağdırdı ve yağdırmaya da devam ediyoruz. Ahbap, AFAD el birliğiyle çalışıyorlar. Yani devlet elinden geleni yapıyor. Ama benim izlediğim kadarıyla kardeşim gerçekten hani yardımların iletilip organize şekilde dağıtılmasında bazı karışıklıklar oluşmakta ve oluşmuş. Olabilir. Bu çok büyük bir olay. Çok büyük bir kriz yaşıyoruz şu an. Yani vatandaşlarımızın kaç tanesi orada gitti, göçükler altında gitti. Bir video izledim. Yani toplu şekilde kefensiz cenazeleri böyle çukura atıyorlar. Eşim ağladı. Ya ben içimden ağladım, dışımdan ağlayamadım, kusura bakmayın. Yani depremzede kardeşim, bu acıyı, bu genel ortaya çıkan enerjiyi, bu kıpkırmızı aurayı hepimiz nasipleniyoruz. Ha şimdi rahatı yerinde olanlar para gönderiyor, yiyecek içecek, atkı, uyku tulumu, battaniye, her neyse bunları gönderiyor. Tamam. Ne yapsınlar? Şimdi şöyle düşünüyorum. Bazıları çünkü sosyal medyada bu konuda böyle kendini fedai zannedercesine, ülkesini savunduğunu zannedercesine insanları, vatandaşımızı yargılıyor. Şimdi bir kere bir, yanlış empati kurmayalım dostlar. Bak depremzede kardeşim, sen beni çok iyi anlayacaksın. Şimdi adamın işi gücü var diyelim, depremden de zarar görmemiş. Adam taşı kaldırmaktan anlamaz, toprağı kaldırmaktan, enkazı kaldırmaktan anlamaz. Yani insan kurtarma sanatından haberi yok. Hatta birçoğumuzun yok. Ne yapsın? Oraya gelip ben de buradayım diye bayrak mı açsın? Elinden geleni bulunduğu yerden yapan, yapabilen, içinden bu gelen bütün vatandaşımıza buradan sevgiler, sular, seller gönderiyorum. Depremzede kardeşim, bunu da özellikle hani ateş düştüğü yeri yakar. Tabii ki sen, esas sen acılar içindesin. Ne mesajlar alıyoruz. Göçük altından bize mesaj atan bile oldu. Direkt 112 acilden Hatay'a bağladılar bizi. Not aldılar. Acil bunu kendi aramızdaki WhatsApp grubunda belirtiyoruz. Hemen ekipleri yönlendiriyoruz dediler. Yani oturduğumuz yerden de birçok şeye Allah'a şükürler olsun katkıda bulunabiliyoruz. Bizim gibi tabii ki kaç milyon vatandaş var ki enkazların başına gitmemiş. Herkes gidemez. Bizim ülkemizde bak harika cennet bir vatanız, sımsıcak bir insanımız var. Yani biri aç kalsa öteki yemez ona yedirir. Ben biliyorum bizim köylümüz, bizim halkımız böyle. Okey böyle. Ama bizim bir kötü bir yanımız var.
Yani birileri acı çektiğinde aynı acıyı, aynı tepkimeleri, aynı ifadeleri acıya o sırada maruz kalmayanlardan da bekleyen bir böyle kendini yargıç gibi gören, insanları yargılayan bir genimiz de var. Böyle bir tohumumuz da var. Yani nasıl olur ki? Şimdi hepimiz ağlasak, hiç gülmesek. Örneğin, şu konuya girmişken şöyle devam edeyim. Yani mesela bazı gruplar var. Facebook grupları, WhatsApp grupları. Bütün günde üzgünüz, şöyleyiz. Yok yardımlar gitmiyor. Allah kahretsin bilmem ne. Bunlar ne biçim insanlar falan diye. Böyle yaşanır mı? Bak depremzede kardeşim, sen mesela şimdi kurtuldun değil mi? Nasıl duacısın değil mi? Gelen yardımlara duacısın. Seni kurtaran devlet görevlisi olsun, asker olsun, polis olsun, afet olsun, ahbap olsun. Hepsine nasıl duacısın değil mi? Yardımları yapanlara nasıl duacısın? İnanın yani bu musibet başımızın üstünden kalksın diye spiritüel çevrede bile, yani bu kişisel gelişimci, işte gizemci çevrelerde bile neler neler yapılıyor biliyor musunuz? Toplu meditasyonlar, adanmalar, neler neler yani. Sarkaç, şifa seansları falan. Bunlar da onların elinden gelenler. Ya işte o kötü genimize kapılmamamız gerekiyor. Duygusal bir milletiz. Tabii ki ben de duygusalım. Bugün bir işimi yapıyordum, baktım işler fazla böyle geliyor. Hatalar yapmaya başladım. En sonunda karşımdakine çatar hale geldim. Sonra dedim ki, Allah Allah şu kadarcık mesele ya, yani alakası yok. Her gün yaptığım meselenin şu kadar bir tane tekrarı, ki bu hep oluyor. Ben şimdi niye böyle çarpıntı geçiriyorum, niye elim ayağım titriyor, neden tansiyonum çıkmış gibi oldu? Allah'ım tövbe 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 diye yattım uzandım 40 dakikaya. Duygusallığa vurdum işte. Olur olmaz bir şey. Beş para etmez bir konu. Yani bunu demek istiyorum. Sevgili depremzede kardeşim, sen mesela şimdi kurtuldun. Ne yapacaksın? Oturup ağlamaya mı devam edeceksin? Sağlığın yerinde diyelim. Ne yapacaksın? Bir an önce toparlanıp o gün içinde üstüne giydiğin enerjiyi, coşkuyu, umudu, hatta belki neşeyi giyip kalan depremzedelere moral olmayı seçmez misin? Yani ağladım, söyledim, gitmeyen yardımlara sövdüm, mövdüm. Böyle olmaz. Bak bunlar rahat oturuyor, oturdukları yerden konuşuyorlar falan. Böyle şey olmaz kardeşim. Bu da insanlık değildir. Bu bizim genlerimizin kötü kısmıdır. Yani Allah'ın celali gibi kısmıdır bu. Hemen celalleniriz. Ya celallenmeyeceksin. Yani insanın fıtratı var, yetenekleri var. Hükmedebildiği bir alan var, iş alanı var. Tabii ki emin olun ki şu an sahalarda bizzat yolculuğa çıkıp da deprem alanına gidip görevler üstlenmiş olanlar bu işin ehli insanlar. En azından buna yatkın olan insanlar, değil mi? Bunun dağcısı var, doğa yürüyüşçüsü var. Bunlar zaten duramaz. Bunlar yapıyor o iş. Hepimiz oraya yığılsak ne olacak kardeşim? Bir de provoke etseler hadi bakalım iç karışıklık. Bir de bu riskler var yani. Ya olmaz. Yumuşak düşüneceğiz kardeşim. Depremzede kardeşim. Aynen, sen elin ayağın tutuyorsa olduğu yerden elinden geleni, gerekirse uzaktan para göndererek, yardım eşyası, besin bilmem ne, neyse hepsini ama resmi kaynaklar üzerinden göndererek elinden geleni yapacaksın. Bu demek değil ki depremzede kardeşim. Sen şimdi kurtuldun, ulan gülüp eğleneceksin tabii ki. Kurtulmuşsun lan, hayatın sana geri verilmiş değil mi? Eğleneceksin, neşeleneceksin, utanmayacaksın. Ama o neşeni zorda olanlara yansıtmayı bileceksin. Benim yaptığım bu mesela. Bütün gün böyle konuşma çekiyorum. Ne yapacağım? İşim gücüm var, benim evladım var. Bir yandan ona bakıyorum. Tamam, bizim elimiz ayağımız tutar halde. Allah'a şükür şu an burada bir şey yok. Yarın burası da tepe taklak giderse bu sefer sizler bize yardım edeceksiniz. Ama şu an ben var gücümle duyurular yapıyorum. Bizim televizyon kanalımızla ilgili işte deprem özel yayınlarına afişler, videolar dikkat çekmek için bunları sosyal platformlarda yayıyorum. Bu benim elimden gelen. Ver benim elime kazmayı, küreği. Şurada bir saat çalışayım. Her yerim ağrır. Bütün buralar kıpkırmızı su toplar. Yaşanmış bir olay. Gördüm çünkü. Yani
Hani bizim gibileri ayak altına soktun mu ortamı da mahvederler yani, değil mi? Ayak altına sokarsanız bizim gibileri işler sarpa sarar. Yani aynen kısa yoldan anlatıyorum. Böyle düşünün. Yoruldum. Bir sigara saralım da birlikte şöyle deprem zede kardeşim veya tabii ki şimdi bizi izleyen her kimse, bütün izleyenlerim, sevendir. Bir sigara saralım da şöyle birlikte rahatlayalım be. Öyle kinli bir kitle var ki sanki herkes aynı şeyi yapmakla mükellef. Yani ulan bir insanı böyle yargılıyorken düşünsene, diyelim senin ablan, kardeşin depremzede değil, deprem bölgesine çok uzak. He, öyle değil. Ve sen depremde, o sırada deprem alanındaymışsın. Kaldın göçük altında. Kalktın. Çıkarttılar seni tuta tuta böyle. Hastaneye gittin. 2 gün yattın. Kırık. Bacağında kırık. Ne yapacaksın? İstanbul'da veya Ankara'da yaşayan o öz kardeşine de sövecek misin? Bu mu? Böyle yok. Yani böyle yapmayacağız. Ben bunları sağlam olanlara anlatıyorum. Sevgili depremzede kardeşim, sana değil. Sen ateşin düştüğü yerdeki kişisin. Sen şu an bana da kızabilirsin. Başım üstüne ya. Bana kızabilirsin. Aha dersin. Benim şuram buram kırılmış. Oram yarılmış. Benim kızım, evladım gitmiş. Tabii ki bana kızma hakkına sahipsin. Kızacaksın. Ben sen kızmana rağmen sana yardım yapıyorum. Yaparım. AFAD'a yaparız. Ah baba yaparız. Neyse ne, hepsini yaparız. Ama benim sözüm bu. Oturduğu yerden hani yargıç gibi, hakim gibi kesilip de internette insanların her türlü ifadesine burnunu sokanlara ben sesleniyorum. Yani abi nedir yani? Sen de yapsana, sen de güzel güzel konuşmalar çekip depremzedelerin hani denk geldiğinde seni izlediklerinde morallerinin düzelmesine aracı olsana. 2 fıkra anlatsana depremzede kardeşim. Bu şarkıyı sana hediye ediyorum deyip bir şarkı kaydetsene. Depremzede kardeşim, bu fıkrayı sana hediye ediyorum deyip moral vermeyi seçsene. İlle gidip orada eline kazmayı alıp küreyi alıp çalışmam mı gerekiyor? Ya sen buna uygun değilsen, ya fıtratında yoksa, ya öyle. Onun için çekileceksin. Olduğun yerden elinden geleni ardına koymayacaksın. Ben sevgili depremzede kardeşim, şu an sağlıkla hayatına devam eden bu garip sapmış türden bireylerimize bu sert mesajları vermek istedim. Şimdi bu sigarayı moral olsun diye sen depremzede kardeşim, sana çakıyorum. Yani çakıyorum derken bu benim güzelleme şeyimdir. Sevmekle çakmak bende aynı hesaba geliyor. Ve bu sigarayı beni izleyen bütün izleyenlerime çakıyorum. Depremzede kardeşim, ben gerekirse sana hokkabaz olurum. Saray soytarısı gibi sizlere palyaçoluk yaparım. Çocuklarınıza özel yayın ki bir tane çektim. Daha beter de soytarılık yaparım. Çocuklarınıza beni izletirsiniz de görün bakın nasıl. Hiç çadır madır baraka dinliyorlar mı? Hiç moralleri bozuluyor mu? Yani bu da benim fayda etme şeklim. Çok zor ama. Yani eşim bayağı ağladı ya. Videolara ben bakmak istemiyorum. Çünkü belli, olan tablo belli. Gazetecilerin bazıları eleştiriyor. YouTube, televizyon kanallarının bazıları sıkı şekilde eleştiriyor. Ama kardeşim şu da var. Tamam, sistemimiz biraz aksamış olabilir ama ya devlet de elinden geleni yapıyor. Yani ben öyle düşünüyorum. AFAD yapıyor. Ahbap feci şekilde elinden geleni yapıyor. Ha, yardımlar ulaşıyor, ulaşmıyor. Onlar beni aşan konular kardeşim. Şerefinize kahve kahve. Alkol yok bu ara. Ya depremzede kardeşim. Bizim buralar böyle. Auramız kıpkırmızı. Kırmızı aura. İstenmeyen bir durumdur kırmızı aura. Yani ne yapacaksın kardeşim? Sen şimdi kurtuldun değil mi? Nasıl hissediyorsun değil mi? Yeniden hayata doğmak gibi değil mi? Hani evladın, evlatları vefat etmiş olanlar var. Anası babası kardeşi vefat etmiş olanlar var. Sakat kalıp da oradan çıkmış olanlar var. Yani artık kader mi diyeyim, kader dersem
O imar planlarında, yönetmeliklerde, o yıkılan binalar, 7 küsur depremde bunlara nasıl meydan verildi diye bana kızacak olanlar var. Haklısınız. Yani çok daha disiplinli olmalı belediyelerimiz, imar müdürlüklerimiz artık. Hangileri bakıyorsa yapı kontrol bilmem ne odaları falan. Gerçekten ama yani şimdi eğri oturup doğru konuşmak lazım ya da doğru oturup eğri konuşmak lazım. Ben hep böyle derim. Yani Japonya'da abi 7-8 şiddetinde depremde insanların burnu kanamıyor ya. Hakikaten bu da bize ibret olsun. Bu tabii ki yani böyle bir tarafından da çuvaldızı kendimize batırmamız lazım. Bilmiyorum makata mı batıralım artık? Meme uçlarımıza mı bir yerleri yani artık şu çuvaldızla batıralım. Ama bir yandan da birbirimizle kavga etmeyelim. Birbirimize serzenişte bulunmayalım kardeşim. Yani ricalı konuşalım. Yani gruplarda düşünsene WhatsApp grupları var. Her gün böyle kötü videolar. İşte o Suriyelilerin hırsızlık vakalarında yakalananların tekmelenmesi, yüzlerine yumruklar falan. Ben bunları yani biraz içim acıyarak izledim. Ya enseli adamı götür karakola tık, ister 6 ay hırsızlıktan yatır. Ama yani kim, her kim olursa olsun bir hırsıza böyle yani ya da gaspçıya diyelim yakalayıp da ulu orta böyle tekme tokat girme özgürlüğü kimse sana vermedi kardeşim. Kimse vermedi. Ha cezasını veririz cezasını ama cezasını sen o şekilde sahada verince şiddete aracı oluyorsun. Demek ki bu ülkede herkes istediği gibi baktı kitlenin kafasına uymayan bir durum var. Dal baba kafa göz dal. Demek bu ülkede mübah diye düşünmeye başlayacak. Gençlerimiz bunları görüyor. Yani ben bu konuda biraz daha insancı düşünüyorum. Gerçekten git ensele istediğin kadar işte şikayetçi ol. Onu böyle yatır hapishanede. Bak söyleyemedim. Yatır yani ben böyle düşünüyorum. Yazık o da sonuçta insan. Yani insan dediğim biz de istemiyoruz. Aldık başımıza milyon tane Suriyeli onlar tabii ki ortamı mahvediyorlar ama ya tamam toparla bunları yok. Bu bizim emniyet kuvvetlerimiz kardeşim. Var tabii. Jandarmamız var. Anasını ağlatırlar. Mavi bereliler insan anasını ağlatırlar isterlerse. Bir emre bağlı. Yani onları alın yaka paça ters kelepçe böyle arkadan bağlayın götürün. Ama milletin önünde o vahşet tablolarında kimsenin izletmeye hakkı yok. Yok millet birbirine atıyor. Ah şöyle şerefsizden merefsizden nefret nefret. Yıllardır nefret öfke kinden ne kazandık be. Birbirimizi yemeye başladık. Ya bunu hiç sevmiyorum dostlar. Gerçekten yani gerek beni şu an izleyen depremzede genç kardeşim, çocuk kardeşim, abim, ablam, yaştaşım, gönül yoldaşım, izleyenim, sağlıklı olan izleyenim. Her ne olursa olsun ben bu söylediklerimin arkasındayım. Yani şiddetten, hele birbirimize karşı öfke ve şiddetten hiçbir fayda gelmeyecek durumdayız. Biliyorsunuz Amerikan uçak gemisi gelmiş nerede? İzmir yakınlarında açıklarda dolanıyormuş. Harp gemisi zaten kıçımızın dibinde dolanıyor, sarsıntıyı tetikledi diyorlar. Bırakın da dünya bizim gibi muhteşem bir ara noktadaki bir ülkenin üstüne çökmek için fırsat bulmasın. Biz iyi olmazsak yapımızı yıkarlar. Yani Cem Yılmaz'ın dediği gibi hani sperm bankası parayla sperm almaya başlasa orayı yıkarlar diyor. Hayır efendim bizim ülkeyi gelir yıkar bunlar yoksa. Vallahi bizi boş bu bizi boş yakalamasınlar istiyorum. Hadi şerefinize Allah bütün bu ülkemize her yerine bütün acı çekenlere yardım etsin. Bir de tabi spiritüel açıdan bakarsak bu karma meselesi var canlar. Yani ne yaparsan yap orada şu kadar şu kadar bin kişinin ölmesi zaten karma gereği, kadere yazılı. Onlar da anlaşmasını yapmışlar, gelmişler, burada ölmeyi göze almışlar. Ya tamam, yani tamam ben buna da inanıyorum çünkü ben de bir spiritüelistim hem de doğuştan yani. Ama şimdi yani senin karının, kızının, oğlunun, abinin, babanın, annenin bir yeri göçük altında kaldı da burası kırıldı. Acılar içinde kıvranıyor. Öldü ölecek. Sen şimdi onun karmasında var. He, karmasında var. Ha, bırakayım.
gebersin gitsin diyebilecek misin? Bunu başkası için de düşünme. Öyle hani şeyimin spiritüalistleri de böyle düşünmesinler. Ya ateş düştüğü yeri yakar. O ateş senin götünde yansa böyle diyemezsin ama. Bunlar yani çakma yaşam koçları diyorum bunlara. Çakma kişisel gelişim uzmanları diyorum. Bunlar duygusuzluğu yakalamanın peşindeler diyorum. Ben şimdi sinirlendim. Yani duygusuz duygusuz. Ne lan bu? Böyle spiritüalizm mi olur? Böyle Allah inancı mı olur? Böyle yüce yaratana adanma mı olur? Adanıyorsun da ne oluyor? Sadece kendi şeyine mum dikiyorsun. Birazcık. Yani hani yardımları belki yaparsın, yapmazsın, spiritüalistim dersin, bilmem ne böbürlenirsin ama ağzından çıkan kelimeye de dikkat edeceksin kardeşim. Hakikaten bunlara sinir oluyorum ha. Hani tamam bunun getirileri nelerdir, bunun hediyeleri nelerdir? Hediye hediye. Lan adamın anası bacısı ölmüş lan. Ne hediyesi? Sana aynısı olsa ben görürüm o hediye senin bir tarafına nasıl kaçıyor. Şeyimin spiritüalisti. İstediğimiz kadar bizim televizyon kanalımız olsun. İstediğimiz kadar bizim televizyon kanalımız olsun. Spiritüalist hocalarımıza hizmet ediyor olalım. Onları bir çatı altına topluyor olalım. Böyle düşünen karşısında beni bulur kardeşim. Yani spiritüalist demem, hoca demem, dedenine demem. Vallahi yaklaşırsanız yüzünüze çakarım ha. Aynen böyle. Hadi yüzünüze çakmam da lafı öyle bir çakarım ki itibarınız sıfırlanır. Şunu da sinirli onların üstünde söndürmek istiyorum. Şerefsiz çocuğuyum ya. Sinir oldum ben. Güzel başladık. Depremzede kardeşimize moral verelim diye başladık. Sinire bağladım. Ben de kardeşim teskin edici kullanıyorum ya. Yemin ederim. Muhabbete ne kadar asaletli girdim değil mi canlarım? Şu halime bak. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe Allah'ım. Biraz kin gösteriyorsam, nefret gösteriyorsam Allah'ım beni affet. Yine de bu dediklerim hiçbirini yapmam. Ne giderim öyle düşünen spiritüaliste yüzüne, karnına, sırtına dalarım. Hiçbir şey yapmam. Ama lafımı çarparım. Allah'ım en azından ağzım özgür. Her yerimiz bağlı. Çünkü biz efendi olmak zorundayız. Çünkü bizler barış ve ışık elçileriyiz. Ben şahsen bir ışık savaşçısıyım. Hani sağlara mağlara gitmiyorum. Abi burada neleri aracı oluyoruz bilmiyor olabilirsiniz ama sevgili depremzede kardeşim gerçekten bazı size gelen yardımlar belki de bizim oluşturduğumuz organizasyonun da bir tarafından geliyordur. Çünkü herkes birbirine görünmeyen ağlarla bağlı. Bak, bu Kur'an'da da yazan bir şey. Öyle hatırlıyorum. Makaronu kendime çakıyorum. Bu filtreyi kendime makattan çakıyorum. Bak seni eğlendirmek için böyle konuşuyorum. Bak şımarıklık yapıyor rahat yerinde deme. Tamam mı? Yani bekleriz, buraya da bekleriz. O tarz yardımlar da düşünüyoruz. Hatta ben dün eşime söyledim. Yani bu depremden dolayı öksüz kalan çocuklar varsa şöyle ne bileyim 4-5 yaşında bir kız çocuğu veya bir oğlan çocuğunu evlat edinsek, onu biz büyütsek, okulunu biz halletsek, onu biz bunca acının üzerine aslan gibi bir evlat olarak, genç olarak vatana kazandırsak, bunu bir düşünelim dedim eşime. Ya tabii canım biz evlisinden sonra evlenmişiz, bizde harç bitmemiş, tamam ama yapı paydos. Harç var, motor iyi, dalga iyi çalışıyor da, ya yapı tutmuyor ya, harç var. İnşaat yok yani. O açıdan yani böyle bir çocuğu, hep kedileri köpekleri mi evlat edineceğiz ya? Bak şimdi gene sinirleneceğim. Değil mi yani? Gidin biraz daha masrafa girin kardeşim o zaman. Alıyorsunuz 15 bin liraya cins kedi cins köpek. Sokakta iki kişi bir kediye köpeğe kötü davransa bütün interneti ayağa kaldırıyorsunuz. Televizyonlarda haber yaptırıyorsunuz. Peki insana çektirilen acılardan sonra ne oluyor kardeşim? Gerekli ilgiyi, muameleyi görmeyen depremzedeler, onlar için de aynısını yapıyor musun? Veya tamam bak ben de kızıyorum. Farklı kültürden bizim ülkeye yığılmış olan Suriyeliler, ben de memnun değilim ama onlar öyle tekme tokat girdiğinde ne oluyor? O köpek kadar da mı değeri yok? Bir insan sonuçta cehalet içinde hırsızlık genlerinde var. Öyle yapılmaz ki bak tutukla diyorum ya ters kelepçe yap diyorum ters kelepçe tak gönder diyorum. Yani
bu yaklaşımda olmamızı öneriyorum. Ben bu yüzden kendimi sürekli ötürlüyorum. Dedim ya, bugün bir işle ilgili bir şey derken yetiştiremedim. O derken yönetmen bana bir şey sordu bizim kanalın derken bir patladım, burama gelmiş. Kendimi öyle buldum. Bir anda sinirlendim. Yani bir düşündüm. Lan rahatım yerinde. Yani işler güçler. En sevdiğim grafik tasarımlarla uğraşıyorum. Afişlerle, video editlerle, hatta çekimler işte yapıyorum. Ulan ben neyi dert ediyorum? Bu her gün başıma gelen ufak bir şey. Demek ki bak, sinir stres gelmiş, benim de burama dayanmış. Ondan sonra dediğim gibi videonun da başında gittim, uzandım, eşime dedim bende çarpıntı var, bir de artık bir kere de sen beni iyi et dedim. Çünkü ben ona gerçekten çok desteğim. Yani moral ve danışmanlık olarak. Çok kriz anlarında falan ben ona bayağı desteğim. Dedim bir kere de ben böyle oldum ya, sorma, Allah aşkına sorma, uzanayım şuraya, sev beni dedim ya. Düşün, bir depremzedenin bunların kaç katına ihtiyacı var, bir de onu düşünelim. Evet canlılar. Son sigarayı da içiyorum. Hepinize içiyorum. Bütün ülkeme içiyorum. Çakıyorum lan. Sigaralı çekim. YouTube reklamı uygun görmeyebilir. Çok da şeyimdeydi. Sanki benim şu halimi YouTube'dan kazandığım paralarla mı kazandım? Bu dekorları, buradaki arkanızdaki bar dekoru, şu iki tane laptopu, odadaki füze gibi PC'yi ben YouTube'daki paralarla mı kazandım kardeşim? YouTube kim ya? Benim şeyimden aşağı Kasımpaşa'dır YouTube. Ne olacak? Bizi gören görsün, namımız yürüsün. Ayarları bile yeni yaptım. Belki hani bir 50 dolar falan gelirse onu da kızıma hediye ederim dedim. Yani... Veya bağış yaparız biz, çünkü düzenli bağış yapıyoruz, çocuk bursları yapıyoruz falan. Yani hayat doluyuz, biz umut doluyuz ve bunu veriyoruz. Onun için gülelim ki güldürelim, hep ağlamayalım ki acıyı büyütmeyelim, hep kızmayalım ki nefreti büyütmeyelim. Tam yek vücut olma zamanı sevgili dostlar, bütün vatandaşım. Sizi çok seviyorum, haydi bakalım. En yüksek aşkız biz, depremzede kardeşim, seni seviyorum.